Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomda sizlere tatil sorularından 15. sorunun çözümünü anlatacağım. Soruyu okuyarak hemen başlıyorum. Ayşe Hanım parasıyla 30 tabak 30 bardak alabiliyor veya aynı parayla 20 tabak 50 bardak alabiliyor. Buna göre Ayşe Hanım parasının tamamı ile bardak almak isteseydi kaç tane bardak alabilirdi? Şimdi burada iki tane durum var. İlk durumda 30 tabak ve 30 bardak birlikte alabiliyormuş. Ya da buradan vazgeçip Diğer durumda 20 tabak 50 bardak alabiliyormuş. Şimdi ne oldu iki durum arasında? 30 tane tabak vardı başta sonra bunlar 20 tabak alabildi. Yani 10 tane tabak azaltmış oldu ikinci durumda. Bunun yerine bardaklar çoğalmış oldu. 30 tane bardak kalıyordu birinci durumda sonra 50 bardağa yükseldi. Ne oldu? 10 tane tabak azaldı. Ve bu 10 tane tabağın yerine ne geldi? 20 tane bardak geldi fazladan. Yani önceki bardaklarla ikinci durumdaki bardaklar arasında 20 tane fazladan bardak oluştu. Demek ki 10 tabaktan vazgeçip onun yerine 20 tane bardak alabiliyor. Buradan şunu anlayabiliriz. Bir tane tabak parasıyla 2 tane bardak alınabildiğini anlarız. Nereden anlarız? 20'yi 10'a böleriz. Şöyle göstereyim yine de ben size. Demek ki bir tabak ile 2 tane bardak alınabiliyor. Şimdi e, hepsini bardak alsaydı. O zaman bir durumlardan bir tanesini uygulayalım. 30 tabak yerine kaç tane bardak alabilir? 30 ile 2'yi çarptığımız zaman yani 30 çarpı 2 60 tane bardak alabiliyor değil mi? 30 bardak da zaten var. O zaman 60 bardakla 30 bardağı toplayalım. Ne oldu? 90 bardak oldu. Demek ki Ayşe Hanım parasının tamamıyla sadece bardak almak isteseydi 90 bardak alabiliyordu. İkinci durumda da aynı şey çıkacak. Bakın 20 tabak yerine bardak aldığını düşün. 22 ile çarptığımızda 40 tane bardak alabiliyor. 50 bardak da var zaten. 40 ile 50'yi topladığınızda yine ne yapar? 90 bardak al almış olur. İster birinci durumda ister ikinci durumda uygularsanız sonuç yine aynı çıkacak. Cevabı 90 olarak bulanlar doğru buldular diyorum. Her zamanki gibi sizlere iyi çalışmalar, dersinizde başarılar. Başka derslerde görüşmek üzere, hoşçakalın.